Ve aynen o şekilde. Dolayısıyla sol parti, fakat bir bakıyorsunuz söylemleri de aşırı sağda neredeyse benzeşiyor birçok yerde. İşte mesela Avusturya'daki bu peçe yasağını Sosyal Demokrat Parti'nin desteğiyle çıkardılar. Yani meclisten onun desteğiyle geçti. Yahut bakıyorsunuz Yeşiller Partisi'nden bir milletvekili çıkıp işte gayet radikal söylemlerde bulunabiliyor yabancılarla ilgili, Müslümanlarla ilgili. Dolayısıyla maalesef sıkıntı Batı siyasetinde toptan bir sağ kayış söz konusu. Avusturya meselesi değil, Almanya meselesi değil. Bakıyorsunuz Sağ derken aşırı sağ. aşırı sağ, tabii yani aşırı sağa Söylemler doğru. yahut ya iktidar alıyor ya söylemi kendi gelip yerleşiyor. Tabii yani mesela diyelim ki sol parti de sağa kaymış durumda. Yani sol parti belki en aşırı sağa kaymadı ama artık sol parti belki de işte Sosyal Demokratlar mülteciler konusunda yahut 15 sene yabancı önce, göçmenler konusunda. Tabii 15 sene önce belki işte Hristiyan Demokratların durduğu yere kaydı. Hristiyan Demokratlarsa daha aşırı sağa kaydılar. Dolayısıyla şu anda mesela Hristiyan Demokrat Parti ile Avusturya'da aşırı sağın kavgası şu: kim daha fazla aşırı sağcı, kim daha fazla radikal söylem üretebiliyor? Bunun kavgasını yapıyorlar ki oylar kaçmasın, oylar kaybolmasın. Dolayısıyla maalesef Batı siyasetinde gördüğümüz böyle bir çıkmaz sokağa girmiş durumda Batı siyaseti. Demin de söyledik yani Amerika'da Trump gibi birisi iktidara gelebiliyor o söylemlerle. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte İngiltere'de yükselen milliyetçilikle beraber Brexit kararı alınıyor. Fransa'da Le Pen'in çok ciddi oylarını yükselttiği, %35'lere vardı ikinci turda. Dolayısıyla böyle bir bütün Avrupa, daha doğrusu Batı siyasetini kasıp kavuran bir aşırı sağın yükselmesi şeyle, olgusuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ülke bazı spesifik geçici bir durumdan bahsetmiyoruz. Batı siyasetinde bir trendten bahsediyoruz.